Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraya kenar eşkenar dörtgen ve delta konusundaki konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 8'in çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD paraya kenar olarak verilmiş ve bunlar orta noktalar olarak verilmiş. Arkadaşlar köşegen var ve orta noktalar varsa ben direkt şunu yaparım. Hop diğer köşegen çizelim. Çünkü köşegenler ne yapıyor? Birbirini ortalıyor. Ve ne çıktı burada? Kenar ortay kenar ortay. Burası ağırlık merkezi çıktı. Kenar ortay kenar ortay. Burası da ağırlık merkezi çıktı. Hatta bazı arkadaşlar direkt hocam şu 3'ü de birbirine eşittir deyip işlem yapabilir ama ben onu çok fazla sevmiyorum. E, bu arada şuradaki 90'ı da kullanalım. 90 varsa Z'den dolayı karşı tarafta 90 değil midir? Evet. E şuraya bir K dersek burası nedir? 2K'dır. 1'e 2 oran var ağırlık merkezinden dolayı. Hocam burası 3K iken burası da 3K. E o zaman burası da K ise burası da 2K'dır. Şimdi bize ne verilmiş? AC uzunluğunu 12 vermiş. AC uzunluğu yani 2 4 6 K eşittir. 12 verilmişse K'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 2 buluruz. E o zaman 2 bulduysak burası 4, burası 2, burası da 2 ve şu üçgene dikkat eder misiniz arkadaşlar? Bu üçgende bir kenar ortay mı oldu? Şu x 90'dan çizilen kenar ortay. Yani bakın şurası ve şurası eşitse, şu, şu eşitse muhteşem üçgen burası da eşit olmak zorunda. Yani x de 2k'ya eşit oldu. O da kaç eşit oldu? 4'e eşit oldu. Evet birinci soru böylelikle cehan çıktı. Geldik ikinci soruya. ABC üçgen ve ADEC bir deltoid. Evet bu bir deltoid ise şunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşit midir? Evet. Yani şurası da 9 mu olacak? Aynen öyle. Çünkü A, C, E, D bir deltoid ya da ADC e, bir deltoid verilmiş. Şimdi açıortaylık var. Bu açı kullanalım. Kollardaki oran tabandaki oranlamaya eşit olacak. Yani şuraya bir A diyecek olursak 9 bölü A eşittir. 9 bölü A eşittir. 6 bölü 8. Buradan sadeleştir 2'ye 3. Sadeleştir 2'ye 4. Sonra 3A eşittir. 36 ise A'yı buradan kaç buluruz? 12 buluruz. A buradan 12 çıktı. Ve bizden ne isteniyor? Çevre DBE. Yani şu üçgenin çevresi isteniyor arkadaşlar. Arkadaşım şuraya bir X dersen. Burası da X. Buraya da 12-X mi kaldı? Evet. Çevresi ne yapıyor o zaman? Çevre 5 artı 12-X artı X'e eşit olacak. X'ler gitti. Buradan da ne oldu? 17 oldu. Evet. Dolayısıyla ikinci soru böylelikle denizli çıktı. Geldik 3'e. Eşkenar dörtgen verilmiş. Eşkenar dörtgen ise burası 16 ise burası da 16. Köşegenler birbirine ortalar. Ve köşegenler nasıl kesir? Dik kesir. Şurayı dik yazdık. Sonra başka ne var burada? Hocam şuradaki üçgende bak 90 derece vermiş. Buraya yoğunlaşacağımız belli. Dikten dik çizilmiş. O zaman H kare eşittir 1 çarpı 16'dan. Haşı buradan 4 mu buluruz? Evet. Şurası 4 çıktı. Sonra ne yapacağız burada? Çevre ABCD isteniliyor bizden. Gençler şu bir kenar ortay değil mi? Evet. Şu da bir kenar ortay. Böyle ekstra bir kenar ortaylık olduğunda ağırlık merkezi var mı diye bakarım. Çünkü köşegenler birbirini ortaladı. Bu da bir kenar ortay. Yani şuradaki üçgende ne oldu? Kenar ortay, kenar ortay. F noktası ağırlık merkezi oldu. 4 ise burası kaç yapacak? 8. E o zaman bir şeyler çıktı mı? Çıktı. Şurası kaç oldu? 12. Hatta burası da 12. 12, 16 ne üçgeni? 20. O zaman çevreden olacak 20'den 4 tane var. Yani 80 yapar. O zaman üçüncü soru böylelikle akçay oldu. Geldik dörde. Eşkenar dörtgen. 90'ı kullanalım. Hemen karşı kenarlar birbirine paralel olduğundan. Z'den dolayı burası da 90, burası da 90 oldu mu? Oldu. Eşkenar dörtgende yükseklikler birbirine eşit değil mi? Evet. Yükseklik dediğimiz 12 ise o zaman burası da 12 olacak. Yani şuraya bir DG artı neye eşit olması? 7'ye eşit olması lazım. O zaman DG'yi kaç buluruz arkadaşlar? 5 buluruz. E o zaman burası 5 ise... Buradaki dik üçgenler 3, 5, ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden 4 çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? Bizden çevre A, B, isteniyor arkadaşlar. Ne yapacağız burada? E, 90'lar mı Şu Dal alfa, beta'ya. Alfa, beta. Alfa da 90. Burası da beta mı oldu? Evet. Şu üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hocam burada beta'nın karşısı 4 beta'nın karşısı burada 12. Yani 1'e 3 oran var. E o zaman 1'e 3 oran varsa 90'ın karşısı 5 ise 90'ın karşısı 15 mi olur? Evet bazen kafadan yapalım arkadaşlar. O zaman çevre 15'ten 4 tane mi var? Yani 60 yapar arkadaşlar. Dördüncü soru böyle denizli oldu. Geldik beşinci soruya. Paraya kenar demiş açı demiş. O zaman açılara da dalacağız arkadaşlar. Alfa alfa diyelim. Z'den dolayı burası da ne yapar? Alfa yapar. Hmm. Sonra. Sonra. Buraya bir beta diyecek olursam. Alfa artı beta ise burası da alfa artı beta mı oldu? Evet. Sonra. Şöyle M kuralından hocam beta ile alfanın toplamı burası alfa artı beta diyebilirsiniz. Ya da iki iç açının toplamı bir dış açı. Alfa ile alfa artı betanın toplamı şunun tamamı yapması lazım. E o zaman alfa ile alfa artı betanın toplamı iki alfa artı beta yapacak. Yani buraya ne kaldı? Alfa artı beta kaldı. E o zaman arkadaşlar ne oldu? Alfa alfa artı beta alfa alfa artı beta. Üçüncü açıya ben çizgi dersem buradaki üçüncü açıda çizgi olmak zorunda. 2 üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hatta çizginin karşısı dörtgen çizginin karşısı 10 oldu. Benzerlik oranı 4 bölü 10 yani 2 bölü 5. E, benzerlik var burada. Bir de alandan bahsetmiş. Boyalı alanı 10 buçuk demiş. O zaman benzerlik alan ilişkisine girelim. 2 bölü 5'in karesi nedir arkadaşlar? 4 bölü 25. Hocam buradaki alan 4 aysa burada kalan 25 A'dır. E şu alan tüm alanın yarısı değil mi? Evet geri kalanlar da tüm alanın yarısı. O zaman buraya 21 A mı kaldı? Aynen öyle. 21A eşittir. Kaç verilmiş? 10.5 verilmiş. O zaman A nedir? 21'in yarısı 10.5 ya. A'yı 1 bölü 2 olarak buluruz. Alan ABCD B, isteniyor bizden. 25'in 2 kat değil mi? 25A, 2A. Alan A, B, D. Kaça eşit oldu arkadaşlar? 50A'ya eşit oldu. 50 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız kaç çıkar? 25 çıkar. Evet 5. soruyu böylelikle C'ye bulduk. Geldik 6'ya. Eşkenar dörtgen. vallahi köşegen çizilmiş. Diğer de biz çizelim. Köşegenler nasıldı? Dik kesiyordu ve birbirini ortalıyordu. Hocam şu dikeyi yazalım şöyle. Ve birbirini ortaladı. Sonra soru bizi yönlendirecek biraz arkadaşlar. Bir, bir verilmiş dört kök üç verilmiş. Bakın EF'yi dört kök üç vermiş. Hmm. Burası dört kök üçe. Hocam bir ve dört kök üç doksan var. E insan ne yapar? Şuradan şöyle şunu çizip şuradaki Pisagor'dan şunu bulur. E, Pisagor bağıntısından AF'nin karesi neye eşittir arkadaşlar? 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesinden. Buradan 48, 49. AF'nin karesi 49 olduysa AF'yi kaç buluruz arkadaşlar? 7 buluruz. E burası 7 çıktı. Bak dik tabanı keş parçaya böldü. Burada da bir x kenarlık var mı? Var. Yani şu parçayla da şu parça birbirine eşit. Dolayısıyla x de buradan 7'ye eşit oldu. Güzel bir soru. 6. soru böylelikle denizde oldu. Geldik 7'ye. Nil AD ve AB şartını sağlayan eşit eşitlik şartını sağlayan bir deltoid çiziyor. Bir deltoid çizelim arkadaşlar. Şöyle bir deltoidi çiziyoruz. Hemen deltoidimizi çizdik. Hop şöyle. Peki. Şuraya A diyelim, B diyelim, C diyelim ve D diyelim. Ve AD ile AB birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Otomatikman şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Sonra diyor ki e, kağıt ile kare şeklindeki bir kağıdı, karenin bir kenarı BC ile çakışacak şekilde birleştirdiğinde, evet birleştirelim arkadaşlar bir kare yapacakmışız. Söyle bir kare yapalım isterseniz. Şöyle bir kare yaptığımızda ne karesi oluyormuş bunun adı BCF karesi oluyormuş. BCF -E karesi oluyor. Kare olduğundan şunlar birbirine eşit ve şurası 90 derece, burası 90 derece, burası 90 derece, burası da 90 derece. Sonra ne demiş? Bu durumda Nil birleştirilmiş kağıt üzerinde CDE açısını 25 derece buluyor. Arkadaşlar CDE açısı CDE açısını 25 derece bulduysa a hocam ikizkenar çıktı burada 25 ise burası da 25'tir. 25 25 50 şuradaki açının tamamı kaç yapar? 130. O zaman buraya kaç kaldı? 40 derece kaldı. Şimdi bizden ACF açısı isteniyor. E o zaman ACF'yi bulalım. ACF çizdik şunu. Şu delta ütte simetri eksen olan köşegen değil mi? Evet. Simetri ekseni olan köşegen 20'ye 20 diye böldü. Karede de bu köşegen 45-45 diye ayırmaz mı? Yani bizden şurada kaç isteniyor? O zaman ACF kaç yaptık? 45 artı 20'den 65 dereceye eşit oldu. Yani cevabımız böylelikle 7. soruda Edremit oldu arkadaşlar. Ve geldik 8. soruya diyeceğim ama ÖSYM'de sorulmuş bir soru. Ben çözemiyorum uygulamadan bakarsınız. Geldik 9'a. Şekil 1'de verilen deltoid KL boyunca katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Bak 15, 15, 15, 15 demiş burada. Şu köşegeni çizecek olursak arkadaşlar 3'e e 1, 3'e 1 oran olduğundan şunlar birbirine ne oldu? Bunlar bir kere birbirine paralel oldu. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? E burada tamam paralellik aklımızda bulunsun. Köşegeni çizecek olursak köşegenler nasıl kesiyor arkadaşlar? Dik kesiyor. E buradaki dik kesimeden dolayı 15, 20, 25. Bakın dikkat. Şunun tamamı 25 yaptı. Sonra 15, 20, 25'ten burayı 25 bulduk. Şuraya bir haş diyecek olursak şurada alandan gidebiliriz arkadaşlar. Ee, ama aslında belli. Hocam haş nedir? Burası 9, burası 12, 15, 12, 16, 20 de sağlanıyor mu arkadaşlar? Sağlanıyor. Burası da 16 mı yapar? Evet. Biraz hissettik ya da şuraya haş deyip şu alan ABC'den gidebiliriz. Alan ABC'yi yazalım. Alan ABC ne eşit arkadaşlar? Hem 15 çarpı 20 bölü 2'ye eşit. 15 çarpı 20 bölü 2'ye eşit. Hem de yani bir dik üçgende dikten dik çizilmiş bütün kenarlar var. Bir tek yükseklik eksikse alandan gidebiliriz. Dik üçgenin alanı 15 çarpı 20 bölü 2. Aynı zamanda 25 çarpı h bölü 2'ye eşit. 25 çarpı h bölü 2'ye eşit olduğundan h'ı buradan kaç buluruz? 12 buluruz. H 12 ise 9, 12, 15. 12, 16, 20 mi çıktı? Evet. Şimdi böyle bir katlama yapılmış arkadaşlar. Bu katlama eski haline şöyle bir geri getirelim isterseniz. Şu katlamayı eski haline bir geri getirdiğimiz zaman şöyle bir şey oldu. Peki katlamayı buraya getirdik. Katlamada şimdi e, şunlar birbirine paralel değil mi arkadaşlar? Şunlar birbirine paralel olduğundan dolayı burası 90 ise burası da 90 yani şurası da 90'dır. E o zaman arkadaşlar bu katlama bu 90 yani A noktasının K'ye göre simetriği alınacak şekilde gidiyor ya. O zaman ne olmak zorunda? Bu köşegen üzerinde olmak zorunda. Yani Şunun devamı nedir arkadaşlar? Kesinlikle ama kesinlikle köşegendir. E o zaman bu köşegen. Tamam. Burada da x isteniyor bizden. Hmm. Şimdi burada bir şey var. 3'e 1 oran var. E burada da hocam 3'e 1 oran var. O zaman ben şunu bulabilirim. Hocam burası 3 a iken burası a'dır. Toplamda 4 a eşittir. 16 ise a'yı buradan 4 bulurum. Yani burası kaç yaptı? 3 a yaptı. 3 a kaç yaptı? 12 yaptı. Burası 12 ise katlamadan dolayı buradaki A noktası buraya geldiğinden burası da 12'dir. Ve şurası da X. Toplam köşegen kaç arkadaşlar? 25 değil mi? Evet. 25 neye eşittir? X artı 12 artı 12 eşittir. Ve X buradan kaç gelir arkadaşlar? Böylelikle 1 gelir. 9. soru böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik 10. soruya. ABCD kare, para kenarı şöyle bir katlama yapıldığında ne demiş? Böyle bir katlama yapılmış. Şu 5'leri yazalım mı arkadaşlar? Yazalım. 5, 5. Katlamayı açacağız. Açık vaziyeti verilmiş zaten. Hocam katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası da 5 oldu. Ve dolayısıyla şu kenarla da şu kenar birbirine eşit mi? Eşit. Aa hocam deltoid. Deltoid'de işimiz gücümüz köşegendi. Diğer köşegen çizelim mi arkadaşım? Çizelim. Diğer köşegen çizdiğimiz zaman köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Tamam. Aa burada muhteşem 3 çıktı. O zaman burası da 90 derecedir. Ee, ne çıktı burada? 6, 10. 6, 8, 10 üçgeni ve şunlar da birbirini ortaladığından burası 6, 8, 10. Yani buraya ne kaldı? 4 birim, 4 birim kaldı. Hatta 4, 5 ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden burası da 3 oldu arkadaşlar. Şimdi bizden AE uzunluğu isteniyor. Şu uzunluk isteniyor. Alan A, B, C, D üstü verilmiş. Arkadaşlar şu alanı da kullanacağım. Bir alana dalayım o zaman. Şu 3 çarpı 4 bölü 2 nedir? 3 çarpı 4 bölü 2. 4 kere 3 12 bölü 2'den 6 mıdır? Evet. Şuradaki alan 6. Hadi alan dağıtalım bakalım. Şuradaki 5'deki alan da 6. 5'te kalan 12 ise 5'te kalan yine 12 midir? Evet. Sonra buradaki alan A ise buradaki alan da A mıdır? Evet. Sonra ne yapacağız? Şu alanı da bize vermiş zaten. Burayı da 36 olarak vermiş. Tüm alan çıktı mı? Çıktı. Paraya kenarın alanı ne yaptı arkadaşlar? 2A artı e, bu 24 24 artı 36 yani 2A artı 60 mı yaptı? Evet. Ve dikkat ederseniz şuradaki alanı da A artı 6 değil mi? Bak şuraya gelelim. Burası A artı 6. E arkadaşlar burası tüm alanın dörtte biri. Ya da alan dağıtacak olursanız 5'te alan A artı 6 ise burası da A artı 6'dır. E o zaman burası 2 artı 12 ise burası da 2 artı 12'dir. Toplam alan kaç yaptı? 4 artı 24 yaptı. Hocam tüm paralel kenarın alanı aynı zamanda 4 artı 24'tür. Buradan da 36 eşittir. 2A olduğundan A'yı kaç buluruz? 18 buluruz. E madem A 18 A yerine 18 yazacak olursak bizden ne isteniyor a e uzunluğu yani şu x isteniyor x çarpı 4 bölü 2 AE ee, e uzunluğu isteniyor tamam şu A'nın 18 bulduk şuraya şuraya ben bir x diyeyim isterseniz 4 çarpı x bölü 2 18 eşit değil mi evet 4 çarpı x bölü 2 eşittir 18 olduğundan x buradan ne geldi 9 hocam burası 9 AE uzunluğu isteniyor bizden 9 burası 3 burası toplamda 9 artı 3'ten neye eşit olacaktır? Cevap 12'ye eşit olacaktır. Yani 10. soru böylelikle balık oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Ve böylelikle test 8'i de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 9. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.